Değerli meslektaşlarım, Avcı Ahmet Yesevi Üniversitesi, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türkoloji Araştırma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Gumilyov Devlet Üniversitesi'nin birlikte düzenlemiş olduğu Sovyet döneminde Kazak-Türk bilimsel ilişkileri Alkey Margulan, Orhan Şahik Gökyay, Emel Esin, Tuncer Baykara başlıklı panelimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Eğer müsaade ederseniz açılış konuşmasını yapmak üzere ben sözü Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok değerli büyüklerim, değerli hocalarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Türkistan'dan. Bildiğiniz üzere bizim Türkler olarak Kazakistan'ın veya genel olarak bölgenin bağımsızlığını kazanmasından evvel de bu bölgelerle ilgili ilgimiz hep olmuştur. 19. yüzyıl sonlarından itibaren 20. yüzyılın başlarında Sovyetler Birliği egemenliği altında bu bölgelerin bir gün bağımsızlığını kazanacağı, birlikte olacağımız belki 1000 yıllık bir aradan sonra günlerin geleceğini hep biliyorduk. Ama tabii geç de olsa nihayet 1990'ların başından itibaren ancak bu mümkün olabildi. Ama şunu sevinçle söyleyebilirim ki 30 yıldır Türk dünyasıyla Türkiye'nin atayurtla anayurdun ilişkileri her zamankinden daha sıcak bir şekilde, özellikle Türk Yeneşi'nin yapıldığı son günlerde çok daha artarak, ticari olarak, kültürel olarak, eğitimsel olarak devam etmekte. Bu bizi tabii çok sevindirmekte. Tabii bu toplantının konusu olan Sovyetler Birliği döneminde, Soğuk Savaş döneminde Türkiye ile Türk dünyasının ilişkileri, özellikle Kazakistan'ın ve bilim dünyasının ilişkileri hep olmuştur. Ben de bizim hocalarımızdan hatırlıyorum tarih bölümünde okurken bu bölgelerdeki soydaşlarımızla bilimsel ilişkilerinin bütün zorluklara rağmen devam ettiğini biliyoruz. Tabii o zaman iletişim imkanları kısıtlı, bu coğrafyalara gelme imkanları da çok kısıtlı olmasına rağmen bilim insanlarının tabii bir karınca gibi sabırla mektuplar yazarak gerekirse o dönemin şartlarında gümrüklerde kitap yasaklarını delerek bir sinerji ortaya koyduklarını hepimiz biliyoruz. Bugün de bu toplantıda en azından bu birlikteliğin, yani daha önceki yıllarda olan birlikteliğin bir belgesini ortaya koymaya çalışılacak. Özellikle arşiv belgeleri bu manada kadim Türkistan ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin kesintisiz sürdüğünü, bazen kopukluklar olsa da gönül birliklerinin hep devam ettiğini görüyoruz. İşte bugün konuşmacılardan birisi sanırım Tuncer Baykara hocamız, hepimizin yakından tanıdığı, bizim hocalarımızın döneminden bir hocamız. Onun Zeki Velidi Togan, tabii ki onun da Türkiye'de emeği çok büyük tarih ilminde ve özellikle bu coğrafyayla ilgili bağlantılarda biz o dönemde pek çok isim hatırlıyoruz. Akdes Nimet Kurat gibi, Zeki Velidi Togan gibi o isimler bugün kitaplarıyla yaşıyorlar. Onların da emekleri sayesinde bugün hala yaşamakta olan pek çok bilim adamı hocamız bu bölgeyle mektuplarla da olsa, kitaplarla da olsa iletişim imkanı kurmuşlardı. İşte bugün bu konular bir aslında belki biraz sözlü tarih gibi olacak, belki biraz mikro tarih gibi olacak, gündeme gelecek. Bunlar şayet konuşulmasa, yazılmasa pek çok gencimizin bilgisi dahilinde olmayacak. İnşallah bu tür vesika, modern tarih, sözlü tarih, mikro tarihin alanına giren bu çalışmalar basılır, bu belgeler yayınlanır ve Türk dünyasının, Türk fikrinin, Türk birliğinin devamlılığının her zaman olduğunu, bütün şartlara, zorluklara rağmen
ortaya koymuş olunur. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkesin tabii ki işleri var bugün Cuma. Önemli burada belki beyannameler, tebliğler sunulacak. Önemli olan tabii ki onları dinlememiz ve istifade etmemiz. Ben işbirlikleri için Mimar Sinan Üniversitemize, Avrasya Milli Üniversitesi'ne ve enstitülerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bilimsel işbirliğinin daha da hızlanarak, daha da artarak devam etmesini diliyorum. Bizler de bu manada yapabileceğimiz bir şey varsa yöneticiler olarak her zaman hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Tabii pandemi vesilesiyle ancak online toplanabiliyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter, hiçbirimiz hasta olmayız ve daha iyi günlerde, hastalığın olmadığı günlerde Türkistan'da veya Türk dünyasının başka bir yerinde yüz yüze bu toplantıları yapabiliriz, yüz yüze kucaklaşabiliriz. Ama teknolojinin verdiği imkanlar da aslında pek çok masrafı, pek çok emeği, pek çok zorluğu ortadan kaldırmış oluyor. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Heyecanla sunulacak beyannameleri, tebliğleri dinleyeceğimi söylemek istiyorum. Sağ olun. Evet, mikrofonu kendim açamadım, özür diliyorum. Sayın Hocama çok teşekkür ediyorum. Programımızın sunumlarının yapılacağı kısma geçmek istiyorum müsaadenizle. Dediğim gibi bu panelimizde 6 konuşmacımız var. Dolayısıyla 10 dakikayı geçmeyecek bir konuşmayı ben rica ediyorum. Elbette konu çok derin ve kapsamlı. Bu 10 dakikada belki de çok daha fazla uzun sürede bile halledebileceğimiz, çözebileceğimiz meseleleri içermiyor. İnşallah daha geniş bir zamanda bunları değerlendirme fırsatı buluruz. Kurmetli Bayan Damaşılar, benim sizden ötünüşüm. Bizim hazır ki döngelek üstlerde 6 katı suşu var. Sonduktan 10 minuttan ötmese Bayan Damalar, öte jaksı boları dedik, oylayma. Dolayısıyla ilk sözü Profesör Doktor Abdülvahap Kara hocamıza bırakmak istiyorum ben. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. Hocam buyurun. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok kıymetli rektörüm, çok değerli katılımcılar, meslektaşlarım. Hepinizi İstanbul'dan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben iki dilde konuşarak 5 dakikadan 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Çünkü İstanbul'da da cuma vakti yaklaşıyor. Şu anda 12 ama birden sonra cuma var. Hem Ramazan gününde ona da yetişmemiz lazım. Kurmetli Tuğustar, varlıklarınızla İstanbul'dan icalındı selam. Bugün Oraz'ın Allah'a cuması. İstanbul'da bir saatten geç cuma var. Sonuçtan kıskada nuska söylevge tırsamın. Bugün öte mağızlı bir takırıptı kolga alıp oturmuş. Tın bir takırıp. Kengeslik gezinde Kazak, Türk Gılmi baylanıslarında biz bilmegen jaytlerden beti arhivlerden aşılıp otur. Bizim birazdan olsun da söyleyeyim karındasımız, tarihçi, Profesör Danagül Mahat kızı arhivde cumhur istedi. Erkeği Marguandı Zertepcür Cene Denel apayımız da söyleydi. O güsünün kızı. O Sülkan Rahmet Aytamız bizim olsun cinalısımıza kasıp, katısıp bizge körük verip otur. Ülkan ülkan rahmetimiz, ağısımız sansız. Sonmen Katar rektörümüz katısı otur. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin rektörü Profesör Cengiz Tomar Mırza da bizden birge bu otur. O üstünün bizge deyen koldağına köp köp rahmet aytamız. Ütkene bu iki elden dostluğun nıgaytatın küştü faktiler var. Biz Kenges gezende jabık oldu. Eşkanday baylanıslar bol maddir cürgende. Elkey Margulansın'da ulu galım tarihçinin Türkiye'de Sovet Odağı'nın cennetlerinden korkmay kat yazıp Türklere kitap cibergen görüp tan kalıp oturmuş. Sonu bizge mına karındasımız Danagül aittı.
Ütgenebizmine Evrazya Zertleler Üstü, Avrasya Üniversitesi, yani Mimar Sinan Avraska Zertler Ortalığı, yani Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkoloji Enstitüsü birikip Aysay'ın bir Türk'tün, bir Kazak'tın, ulusun, tarihçisin, cazuşusunun, akının, memleket karetkilerini tantayık deyip seçim kabuldağımız. Ötgöncüoğlu Bultural, Mağcan, Cumabay Menen, Mehmet Akif Ersoy'u yasadık. Yeni bu yolu olsun, Sevr ayında ne isteyemiz degen de Danagül karındasımız aittı. Elkey Margulandı bir tanışsa, bu ulu tarihçi, etnograf, arkeolog, olsun Türkiye'de kovadan bilmeydikken tanışsa, oy bola keremet dedim. Beni öte cahsı öğretin, embeklerin suyu okuydun, ulu galım, onu tanıtayık. Al onu tanışsak, Türkiye'den o an tengeletin kim var? Ocaktan kimdi tanıtamız dedim. O yağa dedi, Elkay ağamız ocakta üç kaldım, beni kattası dururken durdu. O mine bol dedim, eğer tanımalık ister olsa, aytınız, solarımın biri ektim, süssek bunlar Türkiye'nin öte bedeldi. Sol gözdeki ülken kalımları, akınları, cazuşları eken, Orhan Şahik Gökyay. Buna Türkiye'nin kuştu akını, yani edebiyat zertlevşisi, Sormen Katar Korkut Atan'ı zertlevşi, ulu kalım. Odan gelin Emel Esin de gelin. Bu da öte ülken bir apayımız. Bu üstte Türkiye halklarının medeniyetin zertlengisi, medeniyet tarihin. Bu turalı Orta Asya'nı Türkistan'da zertlegen. Türkistan'a özü barıp gelgen Orta Asya'ya. Onu cazıgan Türkistan Seyahatnaması adında kitabı. O da ülken bir kalım. Yeğen düşüncüsü Tuncar Baykara. O benim üstazım, yakından tanıyımız. Ataklı alım Zeki Velidi'nin şakırtı, benim apayım, benim cetekçim olan benim doktor disertasyon, Gülçün Çandarlı, Doyko Klastas, Sınıptas, Soğuz Arıklı Melok'sun tanı eğitimin, kurmetli eğitimin, ötecaksı öğretmenim, özü közü tırı, 80 casta. Oğuz'a kabarlastım, aga siz kezin delkeye, Margulan'a kat yazdı, oy cazgam. O mine sizin katlarınız Kazakistan arşivinden, Daniel Apay'ın arşivinden çıkıp jatır. O kuanıp kaldı o gücü. Yeni sol turalı biz olsa cinası ötküzemiz. Soğan katsanız demedim, oy kargam dedim. Ben 80 yaşlamın. Baladar kömek despesi men oğan şakalmayayım. Baladar keyde bolat, cümüşka barat. O onda men gelip sizi nege süreyim kameraga. Uykel bırak, üyge baladar ulusat etmeyip mine cukbala uru var. Sırtta kezdesemiz, ocakta kavup azı, bol atıp, sütüp sırtta çıkıp, Tengiz Cagası'nda oturup, o üstte bir kıska nuska aldık. Onu söz gezeye gelgende, so videonu sizlere usunamız. Sol ben, kim bizge usunu saydı, Danagül? Aga dedi, mende Türk kanından cazan katlar var. Elke ağamızın cazan katları kaydı, siz sonra arşivden izleyiniz dedi. Sütüp ben arşivden izleyip başladım. Orhan Şahik Gökyay'ın arşivi Türkiye'de İSAM diye kitapkanadaki. Sonun direktörüne kat yazdım. Oğuzu Derovmagan onun 4 nesimci verdi. Orhan Şahik Gökyay'ın arşivinden 4 direk çıktı. Son ekibi bizden ağamızın Elkey Margulan'ın Korkut Atatürk'ün makalası ekin. Türk diline aktarılıp olsun da Türkiye'de carp görüptü. Sonu Orhan Şahik Gökyay redaksiyalı basfada indaptı. Son beni eki katı çıktı Elkay ağamızın. Onu ben Danagül karındasıma civerdim. Onun Emel Esin Hanım'ın arşivi var eken. Oğan kabarlastım. Bırak onlar katları var. Bırak biz onu hali okurman kaçkan yok. Biz keyin aşkanda o katlarının içinden çıksa sizge veremiz dedi. Onu kütüp oturdum. Yeni de Tuncar Baykara ağamız. Ben casp oldum o yüzden asistan dedim Zeki Veli'nin. O katlarda kuntam yaptım dedi. Bırak biz arşivden tavukan 3 katın Tuncar Baykara hocamızın özüne verdik. Kurmetli ustalar, ben bu yerde tabir nersene aitbakçımın. Ne gördünüzler mi? Sevet Oda Cavuk Gez'de bu ulu kalımlar kabarlaskan. Yeğendi Sevet Oda'yı küyredi. Elder Tevezgah Kolcet kızı yani bunun arası oturmuş. Arası kuralası koruz mu? Tarihin kanday betlerini aşıp oturmuş. Yani biz yendi birikip cumhuriyetimiz göre. Bugün bizim olsu konferansiyamız kolektif cumhuriyetin, birikip cumhuriyetin cemisi de bilemin.
Evet, çok değerli arkadaşlar, kısaca da bir Türkçe özet yapmak istiyorum. Bizim bugünkü konferansımız gerçekten çok önemli. Yeni bilgilere ulaştık arkadaşlar. Sovyet döneminde biz Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerin durduğunu zannediyorduk. Fakat öyle değil. O dönemde cesur bazı bizim bilim adamlarımız Sovyetlerin tüm kısıtlamalarına rağmen yazışmışlar, birbirine kitap yollamışlar. İşte bunların başında Profesör Doktor Elkey Margulan geliyor. Kendisi Kazakistan tarihine çok önemli eserler vermiş. Büyük bir tarihçi, arkeolog ve etnograftır. O döneminde 1969-80 yılları arasında Türkiye'de Orhan Şahit Gökyay, Emel Esin ve Tuncer Baykara hocamızla mektuplaşmış. Bu mektupları Elkey Margulan'ın günümüzde 80 yaşına gelmiş olan kızı Danel Apay'ın arşivinden buluyor ve biz bugün bu konferansı yapıyoruz. Zaten biz aylık konferanslarımızda Kazakistan ve Türkiye'deki kurumlar olarak ülkenin iki büyük tarihçisini, yazarını tanıtmaya başlıyorduk. İşte Danagül Profesör Doktor Danagül Makat kızı Elkey Margulan yapalım hocam dedi bu ay. Tamam dedim. Peki dedim. Ona benzer eş Türkiye'den hangi ilim adamı var konu olsun deyince hocam dedi Elkey Margulan oradan 3 ilim adamıyla yazışıyormuş, mektuplaşıyormuş. Onlar olmaz mı dedi. Olur ama tanınmış mı dedim. Evet siz bilirsiniz de ben isimleri söyleyeyim. İsimler bu ve çok tanınmış. Onlar da büyük ilim insanları Türk dünyası için çalışmış ve böylece bu konferansımız meydana geldi. Bu arada Danagül de benden bir ricada bulundu. Hocam burada Türk bilim adamlarının mektupları var elimizde arşivde bulduk. Peki bizim Kazak hocamızın mektubu Türkiye'deki arşivlerde var mı? Bir araştırır mısınız? Ve araştırdık. Orhan Şahit Gökyay'ın arşivinin İSAM'da olduğunu öğrendik. Oranın kütüphane müdürüne mektup yazdım. E-mail. Hemen cevap verdiler ve 4 tane evrak yolladılar. 2 tanesi Elkey Bey'in Korkut Ata, Dede Korkut hakkındaki Türkçe'ye çevrilmiş makalesinin el yazmaları. İkisi de mektuptu. Onları da biz aldık ve Kazakistan'a ilettik. Emel Esin Vakfı var. Orada Emel Esin'in arşivi varmış. Fakat mektupları tasnif edilmediği için araştırmacıya açılmamış. Onlara ulaşamadık. Tuncer Baykara hocamıza ulaştık. Kendileri sağ. O dönemde Zeki Velidi hocanın asistanıymış. Bu şekilde mektup yazmış. Ancak kendisi Elkey Bey'in mektuplarını muhafaza edememiş gençlik döneminde. Kendi hatıralarını bize bu toplantıya katılabileceğini sorunca evladım ben 80 yaşını geçtim. Zoom'da birileri yardım etmezse zor olur. O zaman dedim geleyim ben size video çekeyim diye giderek Küçükyalı'da evinin orada sahilde buluştuk. Bu pandemi sürecinde açık hava biliyorsunuz daha az tehlikeli. Ve o çekimleri gerçekleştirdik inşallah. Sırası geldiğinde hocamızın 7 dakikalık bu çekimini göstereceğiz. Sayın Başkanım ben böylece sözümü bitiriyorum vakti fazla almamak adına. Hocam teşekkür ediyorum. Daha önce de dediğim gibi tabii konu önemli. Kısa sürede tamamını ortaya koyabilmek mümkün değil. Ben sanırım Danagül hocam henüz giriş yapmadı. Biraz gecikeceğini belirtmişti. O nedenle müsaade ederseniz sözü Profesör Doktor Tursun Jurtbay ağayımızla vereyim. Ağay. Assalamu alaykum kadirli Türk kavmi, kardeşler. Mirav bugünkü takırıp aldağı vaqtta Türk bin Kazak'tın şalpı Türk dünyasının tağdırına bugünkü künde ertegine katıştı ülkü meselenin bası siyaqtı. Soğan Elkey Margulan'nın epistelarlık muralarının söz болуу биз үчүн үлкен құрмет. Бул маселе мен менин тайдасы калыма 40-50 жылдай болган. Осы Алекеңнің қызы Данел апай қатысып отыр. Кітаптарын, қорларын, хаттарын мен отырар кітапханасына алып келгем. Соны қазір Данагүл зерттеп, Әбу Вақап қолдап, ары қарай Данел апай өзінің қоржынын ашып отыр. Сонымен қатар мына отырған түрік ғалымдарының қолдауы да бізге үлкен күш білдіреді. Сіздер тереңдеп зерттемесеңіздер де бізге назар аударып қазақ ғалымдары да бар еді деген назарларыңыз бізге сенім білдіреді деп ойлаймын.
Жалпы ой салу үшін Әлкей Марғұланның ішкі ойын, пікірін, ол алған тақырып пен осы Түркияға бет бұруын негізгі себептерін алғанда осы хаттарды зерттеу үлкен қажет деп ойлаймын. Қазақ пен түркі арасындағы хаттарды үш бағытта зерттеуге болады. Біреуі 1921 жылға дейінгі хаттар. Мұнда дін қардашлары, мына түрік сұлтанының дін қорғаны атануы, сол үшін дінді қорғаймыз деп 1905 жылы Шаймерден қосшығылыптың баруы, одан Абдулғазиздің, Абдулхамидтің сұлтанның қолдауын алуы, түрік думасының қолдауын алуы, тағы да басқа хаттар көп. Тек зерттенбей жатыр. Шәкәрімнің барып кітапханада отырғандары, Құрбанғали Қалидидің барып кітапханада отырған араласқан адамдар, сол кездегі газеттер, одан кейінгі 17 жылғы, әсіресе Әнуар Пашаның тұсындағы тағдыр өте көп, және сол тұста қазақ оқығандары Ыстамбұлға көп барып қайтты. Мен түсінем, сіздерде Әнуар Паша, Талғат Пашалар қиындау, бірақ ол да ұлы түрік тағдыр үшін. Орта Азияға әсері көп болды. Екінші, сол алаш қозғалысымен қоса басталатын шаруа 20-шы жылдардан кейінгі түрік, қазақ, Орта Азия арасындағы байланыстар. Бұның негізгі басты қат алысып, пікір алысып тұрған адам ол Зәки Уәлиди Тоған. Зәки Уәлиди Тоғанның қатираларында Әуезов туралы да, Сәтбаев туралы да, бір жас жігіт еді ғылыммен айналысқан дейді. Ол Әлкей Марғұлан. Содан кейін олардың аттарын атамадым. Олар қазір де тірі болғандықтан кейінгі қалдырдым дейді. Бұл 1968 жылы жазылған. О жылдары Әлкей Марғұлан да, Әлімхан Ермеков те, Ағжан Машанов та тірі. Сондықтан Есенбике бегім Зәки Уәлиди Тоғанның қызы. 60 томда оқысының қолжазбалары бар. Менің шәкіртім Асқар Құмаров барып, онда біраз бір жылдай жұмыс істеді. Әлі көп материалдар бар. Аржаны қаржытқа байланысты жете алмады. Міне осы жайды қарастырса, қазақ пен түрік ғалымдарының арасындағы байланыстар туралы көп мәселе қозғалады деп ойлаймын. Әлекеңнің жаңа түрік ғалымына Қорқыт туралы қойған сұрақтары, Әлекең Ыстамбұлға барған конференцияға қатысқан, түркология жөнінде конференциялар түрік ғалымдармен кездескен, Моңғолияда кездескен түрік ғалымдармен, ол мұралар қамтылған. Осыны зерттеу керек. Сол кездегі түрік пен қазақтың ортасындағы бір-бірімен байланыс, бұл халықтың Түркия мен Қазақстан арасындағы тағдырды шертеді. Ол ғылыми ой бір, екінші тағдырларды қарастырады деп ойлаймын. Сол екінші кезеңге жататын да ең үлкен арнаның бірі. Әлекең жалпы түркология тағдыры, түрік эпостарына қатысты, Қорқыт, Тоғыз Қағанға қатысты мәселелер пікір алысып хат жазысқан. Ал Әл-Фараби туралы, мәмлүктер туралы үлкен мәселе қарап, Арабстанға барып, Түркияға барып, архив қарған ол Ағжан Машани. Ағжан Машанидің осы күнделіктері, қолжазбалары әлі күнге дейін шықпай жатыр, ешкім зерттемей жатыр. Ол да осы Әлкей Марғұлан жүрген жолмен бір қатарда шығады. Ал сол жылдары Түркияға барып алғаш жол ашқан және аралаған адам ол Қалтай Мұхамеджанов, Әнуар Әлімжанов, солар арқылы мына мен мысалы Түркия ғалымдарының, Шүкіроғлының тағы басқа сол Зәки Уәлиди Тоғанның кітаптарын алдырып оқыдым.
Мен 70-ші жылдардың аяғында менде Заки Валидидің Чукроғлының және түркі тарихы, түркі эпостары, ислам энциклопедиясы менің қолымда болды. Осыны сол Аржан Машани, Әнуар Әлімжанов, Қалтай Мұхамеджанов арқылы осы ғылым дүниесі жалғасып жатты. Ал енді ең көп байланысқан және Түркиядан, ол көзді Түркияның коммунист жазушылар Әзіз Несин келетін. Әзіз Несиндер мен Москвада, Ташкентте Мұхтар Әуезов оңаша күнде бір күнде сөйлескен. Қандай идеясы болғанмен де оларға Қорқыт та, Оғыз да ортақ болды. Сондықтан бұл тақырып Қазақстанда кәдімгідей жақсы ауызекі дамыды деп ойлаймын. Өйткені 70-ші жылдардың аяғында мен кітап алып солардың тағдырын білгенім, ол кезде мен 25-30-дағы жігітпін. Ол үлкен көп нәрсені танытады, интеллигенттер білді. Қалтай Мұхамеджановтың Жат елді, Түркия қазақтары туралы пьесасы 66 жылдан бастап Қазақстанда қойылды. Бұл да үлкен күш, ғылыми ойды біледі. Бұл айтып отырған Әлкей Марғұлан және ғылыми ойды соған құмарлық танытады. Ал үшінші бір сала, ол тағдыр жазмыш мәселесіне қатысты қаттар. Мысалы, Мұстапа Шоқайға қатысты. Онымен Шағатаймен алысқан қаттар, сол Заки Валиди бар. Содан кейін Шығыс Түркістан ауған Әубәкір Параның аталары, Қалибек, Құсайын, Ұшар Қамза, және де басқалармен, мысалы, қатталып олардың қаттарын мен өзім Балқаш Бафинге жағда бабалықтарға оқып беріп отырдым. Айша апай, үлкен түркілік болатын, Түркияда қазір, Америкада кетті, ол кісі, тағы да басқалар. Сонда ол кісілер алаш тарихына, соңы неміс тілінде бір кітаптар, Қорқытқа қатысты Түркияда шыққан жинақтар, Оғыз қаған туралы жинақтар менде өзімге дейін сақталған. Осының барлығы осы Әлкей Марғұлан, Ақжан Машани, Қасен Оралтай, Қалибек, Құсайын, жаңағы Айша апай, Уәлиди Тоған, тағы да басқа ғалымдардың байланысын танытады. Сондықтан да, құрметті түрік қардаштарым, бауырларым, бізден 70-ден асып кеттік сендерге айтарым, осы қазақ түрік ғылыми ойының, илхандарының араластырмасын қарау керек. Зерттесек, біз бүкіл дүние, күл дүниесі деп отырмыз. Не бар ортақ? Кім зерттеді? Осыны біріктірсек, архивке барсақ, көп нәрсе шығады деп ойлаймын. Әсіресе Сүлеймәниядағы мәмлүктерге қатысты 15 том қолжазба бар, мен білетін. Қолым жетпей отыр. Ана Нәжип жазады. Соларды ортақ қолға алдырсақ, мен бұны Анкарада түрік ғалымдарына айтып, бірігіп істейік дегенімде де 15 жыл болды, бірақ нәтиже жоқ болып жатыр. Осы байланысты жүзеге асырсақ, жаңағы Әубәкір Қара айтқан түркінің ғалымдары мен Әлкей Марғұланның арасындағы байланыстар ішке кіреді. Әлгі Гаспаралының айтқаны іш бірлігі, инқилап бірлігі, күрес бірлігі. Осы үшеуі біз ғылым арқылы жеткіземіз. Тәшәккүр етемін. Ағай, рахмет сізге. Hocam, çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Beyram hocam, kısa bir özet vereyim. Evet hocam, hızlı bir şekilde bir özet bekliyoruz. Tursun Bey bize çok önemli bilgiler verdi. Örnek olacak. Hatta bu sempozyumun da belki bir özeti ve önemi de bu panelin ortaya koyuyor. Bu diyor Tursun Han, Tursun Cürtbay beyefendi diyor ki bugünkü panel, bugünkü toplantı diyor gelecekteki Kazakistan Türkiye bilim insanlarının ortak çalışmaları yolunda önemli bir adım olacaktır diyor. Ben kendim Elke Marbron Kırseni'dir araştırıyorum. Onun birçok eserini de bizim üniversitemizin Otrar Kütüphanesi'ne aldık.
Bugün görüyorum Türkiye bize büyük destek oluyor. Bu programda destek veriyor. Bu destekler, Türkiye'nin verdiği destekler bize büyük bir manevi güç vermektedir diyor. Ve bu Kazak-Türk bilim adamlarının ilişkisinin sadece erkeğe değil ondan önce olduğunu 1921'de hatta ondan önce Sultan Abdülhamit döneminde de bizden birçok Kazak aydınının Türkiye'ye gittiğini, bunlar arasında Şakerim Kudayberdioğlu, Kurban Gali, Halid gibi isimler olduğunu, o dönemde Enver Paşa döneminin de Kazak-Türk ilişkilerinde önemli bir dönem olduğunu söylüyor. Daha sonra Alaş dönemi, Sovyet dönemilik döneminde ise bu ilişkileri devam ettiren önemli isim Zeki Velidi olduğuna dikkatini çekti. Çünkü onun hatıralarında Kazakistan'da bilim adamlarıyla ilişkide olduğunu ama isimlerini vermeyeceğim diye isim vermeden bunu bize söylüyor, diyor bize Sayın Tursun Cürtbay. Bunun dışında yine Akcan Maşani, onun günlükleri çok önemli diyor Türkiye'ye gidip geldi. Yazarlar Kaltay Muhammed Canov, Enver Alim Canov, bunların da Türkiye seferleri var, gidip geldiler ve onlardan ben Zeki Velidi Doğan kitaplarını almış ve okumuştum da. Yine Aziz Nesin önemli bir figür diyor. Aziz Nesin'in Muhtar Evezov'la çok sıkı ilişkide olduğunu biliyoruz diyor. Bu arada Kaltay Muhammed Can Türkiye'deki yaşadıklarını Cad Elde, Yabancı Diyar ismiyle bir piyes yaptığını ve yıllarca tiyatrolarda oynadığını söylüyor. Sonuç olarak hocamız diyor ki bu Kazak-Türk bilim adamlarının geçmişteki ilişkilerini iyi incelemeliyiz, irdelemeliyiz. Bunların amaçları neydi, hedefleri neydi bunu bulmalıyız diyor. Daha sonra diyor bugünkü günümüzde diyor Türk tarihini diyor Kazak ve Türk hatta Türk dünyası ortak araştırdığımız zaman, birlikte çalıştığımız zaman Türk dünyasının birçok yönlerini daha net bir şekilde açığa çıkaracağız dediler. İşte bugünkü bu çalışmada buna örnektir dediler. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bir memlukiler meselesi geçti hocam. Hocam ben de onu diyecektim. Oraya bir açıklık getirsek. 15 memlukiyetlerden bahsediyorduk. Madem böyle bir şey var burada memlük uzmanı ben, hocamız Türkiye'nin en büyük memlük uzmanı burada rektör vekilimiz. Tabii şimdi hocam, vakti almamak adına onu es geçtim. Şöyle 15 yıl memlükler tarihinin Süleymaniye Kütüphanesi olduğunu ben biliyorum dedi. Hocam Tursun Cürtbay. Dedi bunun gibi daha nice hazineler var Türkiye'de bizde. İşte bunu biz Türk dünyası bilim adamları bu önemli kaynakları birlikte araştırırsa çok önemli tarihimizin sayfalarını gün ışığına çıkarmış oluruz diyor. Cengiz Hocam buyurun. Buyurun. Ben hocam bir iki söz söyleyeyim. Tursun Aray Ötecaksa aittı. Türkiye'de Memlük Yeli ile balanslı, Altın Orda ile balanslı KOP takriplar, monografyalar var. Benim özümün de Mamalı Memlük. Memlükler. Bırak da problema bu monografyaların Kazak diline avdoru gerek. Birinci yani Süleymaniye kitapkhanasında baskı, Topkapı Sarayı kitapkhanasında da Arap dilinde KOP Memlüklerle balanslı kol yazmaları var. Bizim Türkiye'de Memlüklerle balanslı 8-10 profesör var, ustaz. KOP monografyalar var. Bırak bunların tez vakıtta, tez aralıkta Kazak diline avdoru gerek. Biz de Türkler olarak yani her türlü yardımlaşmaya hazırız. Yani Memlük çalışmaları, Altın Ordu çalışmaları, yani Kazak tarihini ilgilendiren, sizin atalarınızı ilgilendiren çalışmalar Türkiye'de çok yapılıyor. Ancak ben buraya geldikten sonra şunu gördüm. Burada yeterli çalışma yok. Memlüklerle olsun, Altın Ordularla alakalı olsun veya Kazak tarihiyle genel olarak. Bunun için aslında bir proje yapmak lazım. Türkiye'deki çalışmaların Kazakça, yani araştırmaların. Tabii el yazmalarını tercüme etmek zor bu. El yazmaları Arapça. Bunu bilim adamları Arapçadan çıkarıp bizim gibi Arapça bilen ilim adamları bunları monografi haline getiriyorlar. Bunların Kazakça'ya çevrilmesi gerek. Böyle bir proje yapılması gerek. Yoksa çalışma çok,
Memlüklerle de ilgili olsun, altın ordularla da ilgili olsun. Çalışma çok. Hazır hocam. Жақсы, жақсы мамандар бар, менің де шәкірттерім бар. Соңды біріктіру керек. Hocam, байланс болу керек. Біз дайымпыз, Комере, дайымпыз, Қазақстандайыз, Түркістандайыз. Құдай қаласы, сізде сөйлесеміз, бір прожект жасаймыз. Şimdi de bu konu açılmışken değerli hocam, Türkiye'de daha sıcak mürekkebi kurumadı. Değerli bizim Mimar Sinan Üniversitesi tarihçilerinden Profesör Doktor Aydın Usta, Baybars'ın katçısı İbn Abdüzzahir'din Enbeg'in Arapçadan Türk diline aktardı. Bir ay bolgancok buna kitap çıkalı. Tunguşre Toluk Türk diline Baybars'ın katçısının estelikleri aktarıldı. 15 günden geyim ben de bolat de boylayım. Ciberem sahanağa yolavşulardan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yani hocam eğer şey olursa yani Kazakçadan Türkiye Türkçesine sanırım Kazakça gayet anlaşılır. Tekrar tercümeye gerek olmadığını düşünüyorum. Tursun ağayımızın arnayı talabı bolgandıktan avdardık. Rahmet. Ama bizim için gayet anlaşılır. Bir problem yok. Kazakistanlı hocalarımızın Kazakça ile yapacağı konuşmaları sanırım tekrar tercümeye gerek yok. Ben Danegul hocamızı görüyorum. Toplantımıza katıldı. Hazır sözde Profesör Doktor Danegul Mahat apayımızga bereyik. Mikrofonu aşağılasız mı? Mikrofonumuz. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Bugün kinesi kezindegi Kazak Türk katnastarına baylanıştı jaqsı basqosu ötüp jatır. Sal keşip qalganım üçin keşirim ötünüm. Alfa-Raviyatındagı Kazgüdede osu meselege baylanıştı halqaralık ülken basqosu ötüp jatır. Bir neşe universitettin ıyımdastıruumen Türkiyanın, Azerbaycanın sol jerde bolıp jaña sal keşip qaldım ay deyip kesiñizder. Keşirim ötünüm. Менин енді баяндамам әлкей Малырғыланның мына хаттары жалпы қазақ-түрік байланыстарына қатысты. Әлкей Қағанұлы Марғұлан туралы жаңа алдында менің алдымда Тұрсынаға баяндама жасап кеткен екен, ол кісі жақсы айтты деп өзім ойлаймын. Ол кісі қазақтың көрнекті ғалымы, академик, бірнеше ғылымның жаңағы басында тұрған үлкен қазақ зиялысы. Бұл кісінің еңбектері негізінен қазақ тарихы мен руханиятына, әдебиетіне, тарихына, түркологияға, этнографияға осы мәселелерге арналған. Бұл кісінің еңбектерін бір баяндаманың көлемінде немесе бір жиынның көлемінде, бір мақаланың көлемінде айтып таусылатын мәселе емес. Оған дәлел ретінде Әлкей Марғұланның ғылыми биографиясының жазылмауын айтуға болады. Ол кісі өте терең жан-жақты ғалым болғандықтан, ол Әлкей Марғұланның ғылыми мұраларын жан-жақты талдайтын алаңда сол деңгейдегі ғалым болуға тиіс. Ал Әлкей Марғұланның қазақ-түрік қатынастарындағы рөліне деген мәселеге келетін болсақ, Әлкей Марғұланның алғашқы түрік ғалымдарымен жазған хаттары біз мына Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің академик Әлкей Марғұланның ғылыми эпистолярлық мұраларын зерттеу деген ғылыми жоба аясында зерттеу жүргізу барысында анықтадық. Ең алғашқы хат 1969 жылғы Орхан Шайып Гөкбайдың хаты болып табылады. Бұл кезеңге дейін қазақ-түрік ғалымдарының арасында түркологиялық байланыс болды ма, болмады ма деген мәселеге келетін болсақ, бұл кеңестік билік, большевиктер билік басына келгеннен бастап түркі идеясына, түркі бірлігінен қатты қорықты. Бұл түркі халықтарының бірлігі тұраншылдыққа алып келеді деп күдіктенген большевиктік билік өзі билік басына келместен бұрын, кеңестік билік орнамастан бұрын Ленин мен Сталин екеуі ұлт мәселесіне байланысты жасаған еңбектерінде, олардың мақалаларында, теорияларында жалпы мына автономиядан аспау керек, аркетті федерация, одан артық мына түркі тілдес халықтарды жалпы кеңістікке бірігетін елдерде еркіндік, тәуелсіздік бергісі келген жоқ. Сондықтан большевиктік партия билік басына келместен бұрын отаршылдыққа қарсы, кездегі Ресей отаршылығына қарсы өрістеген түрікшілдік идея большевиктік кезеңде онан әрі жаңа қарсылыққа ұшырады. Оның басты себебі бұл Мұстафа Шоқай айтады,
мына кеңестік билік патшалық биліктің мұрагері, ал патшалық билік ол тоталитарлық билік деп. Сондықтан бұл бір-бірімен өте жаңағы сабақтасып жатқан отаршылдық қамтын өзінің отар елдерінен алғысы келмеген сондай озбыр отаршыл жүйе болды. Осындай жағдайда түркология деген ғылымның дамуы деген мәселе ол екінші орынға ағысты, немесе бір жола тосқауыл қойды деп айтуға болады. Себебі түркітілдес халықтардың ішінде өзінің тілін, тарихын белгілі бір методологиялық шектеулерде дамытты әрине. Тіпті мына түркітілдес халықтардың төте жазудан араб әліпбиінен латынға, онан кириллицаға көшуінің өзі бұл түркология саласындағы халықтардың осы мәселеде зерттеуге бірігуіне тосқауыл болды. Бірақ сол бір шектеулер аясында дегенмен жүріп жатты. Ал одан кейінгі кезеңде бұл Сталин қайтыс болғаннан кейін 50 жылдардан кейін қазақ-түрік қарым-қатынастарының біртіндеп жұмсара қазақ және КСРО кешіріңіздер арасындағы қатынастардың біртіндеп жұмсара бастаған білесіздер. Бірінші экономикалық қатынастар жолға қойылды, одан кейін мәдени қатынастар, мына әбістердің тағы-тағы мәдени орындардың бір-бірімен келіп, одан кейін ғылыми байланыстар жолға қойыла бастады. Осы кезеңде 1969 жылы ең алғаш рет жаңағы Орхон Шайып-Бөкбай әке Марғұланға хат жазады. Орхон Шайып-Бөкбай туралы бір екі сөз айтып кетуге болады. Бұл кісі де түрікшілдікке айыпталған. 1944 жылы Түркияда осы түрікшілдерге қарсы сот процесі болған кезде осы Орхон Шайып-Бөкбайдың да аты аталады. Және ол Түркияда ғана болмай, біздің мына 1944 жылы кеңестікте осы түрікшілдіктің идеясы қайдан туды, ол қалай дамыды, қалай жүзеге асырылды, оның басында тұрған жаңағы зиялылар кімдер, оны жүзеге асырып идеяны насихаттаушылар кімдер деген мәселеде үлкен зерттеу жүргізілген. Осы зерттеулер аясында бірнеше мақала жарияланды. Мына Ұлттық ғылым академиясының хабаршысында және Коммунист деген сол кездегі атақты журналдарда мақалалар жазылды, сонда осы Орхон Шайып-Бөкбайдың аты аталады. Бұл жаңағы Атсыз деген өзінің класстас досы екеуі кездесу кезінде ұсталды деп жазады бұл басылымда. Ал осы түрікшілдікке айыпталып тұрған Орхон Шайып-Бөкбай біздің әлкей Қаханұлы Марғұланмен хат жазысып, және ол өздерінің пікірін алмасып, түркология саласындағы зерттеулерін бірге ары қарай бірлесе жүргізу және түрік тілдеріне ортақ сөздер, енді бұл жерде бір шағын 7 минуттық регламент беріп отырған конференция аясында бәрін айтып тауысу мүмкін емес, бірақ та осы хаттардың мазмұны өте бай. Бөкбайдың 9 хаты қазір біз қолымызда ұстап отырмыз, ол хаттардың бәрі түрік тілінде жазылған. Бір хатты ғана әлкей Марғұлан өзі төте жазумен аударған екен. 70-ші жылдары біздер кириллица деген әбден салтанат құрған заман, бірақ та ол кісі төте жазумен жазып отыр. Осы хаттарында түркі халықтарының тілі, мәдениеті, тарихы және осы салада шығып жатқан әдебиеттер жөнінде сөз болады. Сонымен бірге осы хаттардың 1970-ші жылғы бір хатында сіз осы конференцияға келердің алдында деген сөз бар. Сонда әлкей Марғұлан Түркияда, қазіргі менің тауып отырған мәліметтерімше, бір мәрте Түркияда болған. 1970 жылы қыркүйек айында Стамбул арқылы ұшқан, Стамбулда болған, ары қарай Анкараға барып осы конференцияға қатысып қайтқан. Осы конференциядан жол сапар күнделігі бар ол кісінің. Жол сапар күнделігінде жаңағы Түркияның мәдени орындары, оқу орындары, қандай факультеттер бар, ол факультеттер немен айналысады дегенді қысқа-қысқа және төте жазумен жазыпты. Осы түрік мәселесіне байланысты әрпей Марғұланның жазбаларының бәрі төте жазуда болып келеді. Оның бір себебі кеңестік кезеңде бұл жаңағы әрпей Марғұланның өзінің де түрікшілдікке айыпталып кету қаупі болуынан деп мен өзім ойлаймын. Себебі бұл кезде кириллицамен жазса оған ешқандай осы кедергі де жоқ болатын, оны өте жақсы білетін, жақсы жазатын. Одан кейінгі кезеңдегі екінші әлкей Марғұланмен хат жазған түріктің белгілі ғалымы Эмиль Есин деген үлкен ғалым, ол кісінің әлкей Марғұланның қорынан үш хатын тауып отырмыз қазіргі кезеңде. Эмиль Есин де өте сауатты, өте мәдениетті және өте жоғары білімді түріктің азаматшасы екенін анық көреміз хаттарынан. Осы хаттарында да әлкей Марғұланмен оның жаңағы зерттеулер аясындағы кітаптарды сұрайды,
сол мәселеге байланысты кейбір өзінің ой-пікірлерін ортаға қойып, және де Қазақстанда Алматыда өтетін түркологтардың конференциясына өзін шақыруын өтінеді. Сонымен бірге Емель Есиннің жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, 1970 жылы 42 айында Анкарада болған түркологтардың конференциясына қатысты. Осы конференцияда Емель Есиннің кейбір ой-пікірлеріне қарсы сын пікір айтады. Ол енді сіздер мына жинақты шығаратын болсаңыз, мен бұл жерде толығырақ беремін. Себебі Әлкей Марғұланның Қазақстанға келгесін жасаған есебі бар. Осы есебі толық менің қолымда сақталған, ол орыс тілінде. Сол кезде мен қандай мәселелер бойынша Емель Есинге ескерту жасағаны және қандай пікірлермен келіспеген жөнінде толығырақ айтатын боламын. Келесі Әлкей Марғұланмен хат жазысқан Тунжер Байқара деген белгілі ғалым, академик. Ол кезде бұл кісі жас ассистент ғалым болған екен. Бұл кісінің үш хаты сақталған. Бірінші хатының негізінде Зәки Уәли Тоғанның айтуымен жазғанға ұқсайды. Өйткені хатының барысында сондай жаңағы сөздер, сөйлем жолдары кездеседі. Енді кейіннен белгілі ғалым, тарих ғылымдарының докторы профессор Әбдуахап Қара ағамызбен сөйлесу барысында жаңағы біздің айтып отырған Тунжер Байқара ағамызға тапсырма беріп жазып отырған Зәки Уәли Тоғанның екеніне нақты көзіміз жетті. Себебі Зәки Уәли Тоғанның аты кеңістікте өте жағымсыз естілетін, түркішілдікке айыпталған. Ал ол кісі тікелей Әлкей Марғұланға хат жазатын болса, ол Әлкей Марғұланның да өзінің басына тікелей жаңағы қауіп болатыны анық еді. Осы жағдайды ескере отырып, өзінің шәкіртіне хат жазған, бірақ көп ұзамай ол кісі дүниеден өтіп кетеді. Одан кейін Тунжер Байқараның екі хаты бар. Мүмкін Дәниел апайымыздың Әлкей Марғұлан, академик Әлкей Марғұланның қызы тағы да хаттар бар екенін қазір маған айтып отыр. Болашақта қарап, егер оның ішінен тағы да хаттар табылуы әбден мүмкін, бірақ әзірге үш хаты белгілі. Осы хаттарда негізінен жас ғалым, өте жас азамат, бірде әскер қатарында болған жаста, онан ары қарай ғылымды жалғастыратын және осы саладағы зерттеулерін жалғастыру үшін Карл Байбақов деген ғалыммен өзіне байланыс орнатуға мүмкіндік беру, және де қала және урбанизацияға байланысты зерттеу еңбектері болса, өзіне жолдауын өтінген екен. Онан кейінгі кезеңде Әлкей Марғұланға ғылыми мекемелерден бірнеше хат келген. Оның бірі жаңағы жоғарыда айтқан конференция материалдарын жинақтап шығаруға байланысты осы еңбекті толық редакциялап жолдауын өтінген. Алайда бұл кісінің өзінің бір жазған хатының бірнеше данасы Түркияға жазған, өзінің қорында сақталып қалған. Сонда ол кісі бұл жаңағы мәтінді жібергенін, оны жолдағаны туралы айтады. Ал келесі хаттарда 70-ші жылдар, 76-шы жылы екі хат келген. Онда тағы да түркология және Алтай халықтарының тарихына байланысты екі конгреске шақырады. Бұл конгреске енді барған бармағаны маған әзірге белгісіз. Ал 82-ші жылы бір конгреске шақырған кезде ол кісіге дәрігер денсаулығыңызға байланысты ұзақ жолға ұшуға болмайды деген жаңағы рұқсат бермейді деп осы мәселені айтып, Түркияның ұйымдастыру алқасына конгрестің хат жазады. Сонда осы соңғы конференцияға да бармайды. Алайда бұл мәселеге байланысты менің мақалам бәрі дайын, сіздерге жіберуге дайынмын дейді. Ал онан басқа Түріктің бір кітапханасынан екі рет хат келеді. Стамбулдан ол кітапханадан келген хатта сіздің қызмет жасап отырған тарих институты жөнінде толығырақ мәлімет берсеңіз, бұны түркі халықтарының тілі, тарихы, мәдениетіне байланысты зерттеу жүргізіп отырған орталық туралы бір жинақ құрастырмақпыз. Осы жинаққа сіздер туралы мәлімет бергіміз келеді деп екі рет хат жазыпты. Ал бұл хаттарға Әлкей Марғұланның жауап жазған жазбағанын білмеймін, өйткені бұл кісі екі рет өтініп хат жазды. Жалпы кеңестік кезеңдегі осы 80-ші жылдарға дейін Әлкей Марғұлан мен түрік ғалымдарының арасындағы жаңағы байланыстар осындай. Ал оның толық мазмұны мен сіздерге енді қазір мен жаңағы сіздердің жинақтарыңызға дайындап қойған жазбам 25 бет болды. Бұның бәрін ұзақ айтып отырсам, қазір сіздердің бір сағаттай уақыттарыңыз кетуі ықтимал. Сондықтан тыңдағандарыңызға рахмет.
Rahmet Erine, 10-15 minutta osu meseleni talqılaw mümkin emes. Bizdiñ osu jılı 20-22 Kazanda Türkologiya, Halıqaralık Türkologiya Kongresi boladı. Eğer onun için Erine bir oturumuz jasawımız mümkin. Olmasa başka konferansiyalar ötküzümüz de mümkin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam eğer hazırsa Turcer hocamızın videosunu seyredebiliriz. Abdülhamit. Videomuz hazır. Ben hemen ekran paylaşımı. Evet, hemen ona başlayalım. Evet, ekranı açıyorum. Evet. Ekrana çıktı mı efendim? Videomuz. Hocam hoca mikro şey görünüyor ama henüz şey başlamadı. Video başlamadı. Ha, yanlış şey paylaştık o zaman, onu değiştireceğiz. Hocam basmanız gerekiyor sanırım. Bastığınızda aşağıda. Basayım da açılacak. Açıldı mı? Yani görüntü geliyor sadece. Ama ses gelecek. Tamam. Ben Türkler ve Şehir diye Zeki Ölde Tokan'dan bir tez almıştım. Dünyada bu konuyla ilgili çalışanlar nelerdir, kimlerdir diye şey derken, tarama yaparken Margulan'da adını gördüm, görüyordum tabii. Çünkü Kazakistan burada var, orada doğrusu. Kazakistan şehri ve tabii Türk kelimesi kullanmıyorlar ama Kazakistan diye. Daha sonra nereden istifade edebilirim diye derken rahmetli hocam da vefat etmemişti o zamanlar. Hocam dedim, Zeki Veli Hoca tabii, Zeki Veli Hoca. Hocam dedim, bir mektup yazar mısınız? Hocam dedi, ben yazarsam dedi, adamın başı derde girer dedi. Margulan'ım, hocam sen yaz ama benden benim yanında doktora yaptığında söyle. Biz Togan adı eski Sovyet dünyasında yasaklı adlardan birisiydi. Vay sen Türk emperyalistleriyle mektuplaşsın diye, onu sen daha iyi bilirsin. Derlerdi. Yani soruşturma geçebilirdi, atabilirdi. Ben yaz dedi, söyle dedi. Sen yaz dedi, söyle benim yanında yaptığını, çalıştığını söylersin dedim. Ama onu nasıl ifade ettim bilemiyorum. Ve ondan sonra ben uzun bir süre bekledim. Bekledim değil de ettim. Ama isim de bilmiyordum, hangi kitaplar vardır elinde, şudur budur falan diye. Anlaşılıyor ki, şimdi anlaşıyor. Burada o kitaplardaki tarihlere bakıyordum. Rahmetli 50'nin altında, o zaman için bile antika olan 1950 baskılı o kitabını gönderdi ilk olarak. O Şenay Bık. Ve onun üzerinde de kendisi bazı düzeltmeler de yapmış. O kitabın içerisinde. Aradan bir süre geçti fakat kitabın benim elime geçmesi benim tezin bitiminden sonra oldu. Ya da tam o günlerde oldu. Çünkü ben o sıralarda sürem dolmuştu doktora süre. Ve acele değil de işte bir şeyler yazdım, çizdim ve sundum. Tam Zeki Veli Hoca rahmet Rahman'a kavuştu. Benim tez yöneticisi İbrahim Kafesoğlu, İbrahim Hoca oldu. Sen de tanırsın, bilirsin onu. O İşe el koydu, neyse. Ve ben doktora unvanını aldım. Bir süre sonra, ondan sonra ben asıl Erzurum Üniversitesi'nin malıydım. Fakat da askere de gidecektim. Şimdi bu defa işte senin bana gönderdiğin bir mektup daha yazdım. Teşekkür eden, teşekkür şeyden, gönderdiklerine teşekkür ettiğim şeyden. Hatırlamıyorum. En az 2 sene geçti. Ben de yadırgamıyorum çünkü o üstad diyelim artık, rahmetli diyelim. Onu aldıktan sonra bana bir kendine üzerine herhangi bir şey şaibe gelmemeden bana nasıl şey edecek? Bazı kitaplar ulaştıracak. Bunun için onun da bir herhalde uzun süren bir hazırlık dönemi oldu. Gerek akademi çevresinde, gerekse siyasi çevrelerde, gerekse KGB'de, şurada burada. Ve neyse,
gönderdi ona. Şimdi derken bir baktım gene rahmetlinin imzasıyla Senigova diye Senigova Hanım'ın Srednerekovi tarazı, o da var orada. Yani çekerseniz o geldi. O birazcık daha şey yani geç derken Şohan, bizden Çokan diyoruz. Siz Şohan diyorsunuz. Çokan Velihan'ı yayınladılar onlar. Şeyi önce metin olarak yayınladı. Daha sonra albümünü yayınlamışlar. Albümünü gönderdi. Albümünü gönderdi. Üzerinde de gene şey bana ithafı var. Bazılarının üzerinde tarih var, bazıları da yok. Bu orta çağlarda taraz. Tam benim sahamım. Bunun üzerine tarih var. Mesela 5-15-6-1972. Bu defa Sayın Tuncer Baykar'ı da İsrahmet'le imzalamış. 72. Yaz iki kitabı daha var. Bulamadım onları. Birisi şey rahmetlerin bir makalesi olan bir kitabı. Ama imzalamamış. Kazakistan arkeolojik şey bilgiler diye. Yani 70'lerde bu defa, 70'lerde de basılmış. Bir de Şohan yani Manas diye onun şey ettiği, ne yaptığı diyelim, fotokopisini yayınladığı şeyin, Velihanov'un şey ettiği, eski yazıyla bizim o zamanki Kazakların kullandığı alfabeyle kalem alınmış metin. Bunu iki lise göndermiş. Birisini ben aldım kendime, hala var ama bulamadım dedim büyük yeterken. İkinci lisesinde o sırada Manas Destanı üzerinde çalışmalar yapan bilirsin Dursun Yıldırım var, o da şeyin Mohit Yuhutlerindendir, ona verdi. Ona hediye ettim ben de. Mesela bu benim şehir tarihi açısından çok etkiledi bu kitap. Çünkü ilk defa burada şeylerin, ne bileyim, şeftali çekirdeğinin, bilmem kabak çekirdeğinin bir tarihi eserde kaynak olarak kullanılabileceğini gördüm ve önüme gelene de söyledim. Ben kendim bunu görmeden söylesem millet alay ederdi. Hiç duymadık biz kabak çekirdeğinin şey olduğunu, tarih kitabında yer aldığını. Fakat o kazılarda elde edildiği için bunlar, diyelim ki 10. yüzyılda, 11. yüzyılda Taraz yöresinde kabağın çok olduğunu, yine şeftali ağaçlarının da çok olduğunu herhalde kesin göstergesi. Ve işte böyle. Evet, hocamızın söyledikleri bu kadar. Buyurun efendim Sayın Başkanım, söz sizde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tuncer hocamızı da dinlemiş olduk. Şimdi sözü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nusret Gedik beyefendiye bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Bülent hocam. Öncelikle ben de kıymetli hazırunu en içten dileklerimle selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Benim bugünkü konuşmamı da kısa tutmaya çalışacağım. Orhan Şahit Gökyay üzerine birkaç kelam edeceğim. Orhan Şahit Gökyay Türk kültüründe, efendime söyleyeyim, Türk edebiyatı tarihi ve dil araştırmacısı olarak, şair ve öğretmen olarak çok önemli bir kişi. 16 Temmuz 1902'de doğuyor, 2 Aralık 1994'te Hakk'ın rahmetine kavuşuyor kendisi. Daha çok öğretmen ve şair kimliğiyle tanınsa da özellikle üniversite camiasında, akademide Türk edebiyatı tarihi ve dil alanı üzerine yaptığı araştırmalar ve eleştirmenliği daha çok öne çıkan tarafları. Bu Vatan Kimin şiiri özellikle onu kültürümüzde nasıl söyleyelim ebedi kılan eserlerdendir. Kendisi, ben burada hayat hikayesini uzun uzun anlatmak istemiyorum ama çok kısa olarak kendisi 16 Temmuz 1902 tarihinde edebiyat öğretmeni olarak, yani babasının edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı İnebolu'da dünyaya geliyor. Ailesi 93 Harbi'nden sonra Filibe'den göç etmek zorunda kalmış bir aile. 7 çocuklu bir ailenin bir ferdi. Babası Mehmet Cevdet Efendi, annesi Şefika Hanım. Asıl adı ise Hüseyin Vehbi. Onu söylemek isterim. Daha sonra Rıza Nur'un Milli Eğitim Bakanlığı döneminde her öğrencinin bir Türk adı alması ile ilgili genelge dolayısıyla adını Orhan olarak değiştiriyor. İlk öğrenimine Kastamonu'da başlıyor kendisi. Burada
İdadi'nin 9. sınıfında okurken ailesinin maddi sıkıntıya düşmesi sebebiyle öğrenimine ara veriyor. Daha sonra devam edecektir öğrenimine. Burada artık hayata atıldığını da görüyoruz. Bir gazete çıkarıyor, Açık Söz gazetesi, ve ilk şiirleri burada yayınlanıyor. Kendisi Osmanlı'nın son dönemi, Kurtuluş Savaşı, efendim işte Türk tarihi açısından darbeler dönemi diyebileceğimiz dönemler, 1994'e kadar yaşamış ve buradaki siyasi olayların, kültürel meselelerin, edebiyat araştırmalarının hepsinin içinde bulunmuş bir şahsiyet. Özellikle onun hayatında kırılma noktası olarak 1938 yılında Dede Korkut hikayelerini yayınlıyor. Bu eser ile Dede Korkut'un torunu unvanını aldığını görüyoruz kendisinin ve hayatı boyunca da bu eser üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz, yani benim editörlüğümde Yeditepe Yayın Evi ile Türkiye'de Orhan Şahit Gökyay'ın bütün eserlerini tekrar yayınlıyoruz. Ben 1938 yılından ölümüne kadar en son 82 baskısı var. Dede Korkut hikayelerinin hepsini inceledim ve şunu gördüm. İlk hikaye, yani ilk çeviri, yani günümüz Türkçesine çevirisi diyelim, farklı. 82 baskısı farklı. Aradan geçen zamanı incelediğimde hocanın tamamen şu mesele üzerinde durduğunu gördüm. Kitabın dilini nasıl Dede Korkut'un orijinal diline yakınlaştırabiliriz? Daha çok yaklaştırabiliriz. Yani oradaki edebi zevki, oradaki dil zevki nasıl verebiliriz? Ve bunu da başarmış gerçekten. Onun başyapıtı diyebiliriz. Dede Korkut hikayelerini hem ilmi manada çalışmış, hem de bu milletin çocukları okusun, tekrar tekrar okusun diye üzerinde çalışmış. Gerçekten önemli bir iş başarmış. Daha sonra Katip Çelebi hayatı, eserleri, şahsiyeti üzerinde çalıştığını görüyoruz. Tuhfetül Kibar, Mizanül Hak gibi eserleri kültürümüze kazandırdığını görüyoruz. Hayatı boyunca dediğim gibi aslında öğretmenlik tarafı ağır basan bir şahsiyet. Binlerce öğrenci yetiştirmiş bir şahsiyet. Bunun yanında edebiyat araştırması, dil araştırmalarını yapmış ve bugünkü panelin konusu olan meseleye de biraz değinmek istiyorum. Türk dünyasında, Türkiye'de, yani kim Türk kültürüyle ilgilenmişse, Türk tarihiyle ilgilenmişse, bunlarla mektuplaştığını, dönemin iletişim aracı olarak mektuplaştığını ben özellikle arşiv araştırmalarında gördüm. İşte Abdülvahap hocam aradığında da onunla da konuştuk. Mektuplaşmadığı bir bilim adamı veya kültür adamı, şair hemen hemen yok gibi. Ve çok iyi bir arşivist olarak bunları da saklamış. Bunları bugün İSAM arşivinde hepsi mevcut. Allah nasip ederse çalışmamızda biz bu mektupların Türk kültürüne, yani bugünkü paneldeki örnekte olduğu gibi Türk kültürüne, Türk tarihine ışık tutacak olanlarını da hocanın ruhundan istimdat isteyerek, çünkü kendisi yayınlamamış bunu hayatı boyunca, istimdat isteyerek bunları yayınlamayı düşünüyoruz. Ama çok fazla mektup var, bunları seçmek lazım. Hani bunu da burada söylemek isterim. Bu mektuplar dönemin dil araştırmalarına, kültür araştırmalarına, işte Türk Kazak olduğu gibi Türk Azeri, Türk Kırgız gibi, yani ilişkilerine de bir ışık tutuyor bu mektuplar. O yüzden ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisi 1900, yani tekrar bu dipnottan sonra hayatına dönersek, 1967 yılında emekli olmasına rağmen yaş haddinden dolayı üniversiteye dönmüş. Marmara ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar, bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler vermiş. Yüksek lisans dersleri vermiş bir şahsiyet. Her ne kadar kendisinin akademik bir titri, işte profesör, doktor gibi akademik bir titri olmasa da içinde barındırdığı, yani Türk milletine duyduğu sevgiyle, Türk kültürüne duyduğu sevgiyle daima öğrendiğini ve öğrettiğini ben gördüm. Onun için akademide kendisine şöyle bir lakap takılmış vakti zamanında, El Muhacim Daima. Acımasız eleştirmenliğinden ötürü böyle bir lakap takmışlar kendisine. Ben de özellikle eserleri üzerinde tekrar çalışmakla öğrendiğim şeylerden ötürü El Muallim Daima diyorum. Niye derseniz, bugün kitapları, işte 8 tanesini tekrar yayınlamak nasip oldu. Hala yolda olanlar var, devam edenler var, çalışması devam edenler var. Bunları yayınladıkça kendisinin Türklük bilimine yaptığı katkıların
ilelebet devam edeceğini umuyorum. Ve hatta işte sadece Türkiye Türkleri değil, bugünkü ata yurdumuzda bulunan Türklerin de Orhan Şahik Gökyay'ın özellikle tarih perspektifi, millet ve edebiyat perspektifinden bir şeyler alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için yani seçilen bazı kitaplar, seçilmiş bazı makaleler, yaptığı çalışmalar da Türkiye dillere, bugünkü işte Kırgızca, Kazakça çevrilirse, yani bunu çevirirsek, oralarda da yayınlarsak çok daha isabetli olup oradaki yeni araştırmacıların da yeni nesillerin de hocanın bu perspektifinden yararlanmasını, bu perspektifi kendisine rehber etmesini canı gönülden isterim. Yani bugün bu toplantıyı düzenleyenlere de çok teşekkür ediyorum, ilgili kurumlara. Kendisini tekrar anmak, kitaplarını anmak, fikirlerini anmaya vesile olursa burada dinleyen hocalarımız, arkadaşlarımız tekrar dönüp bu kitaplara bakarsa ruhu, çünkü kendisi yani hayatını buna vakfetmiş. Eleştirmenliği bile öyle söylüyor kendisi. Ben eleştiriyorum, çok ağır eleştiriyorum. Yani bugün ismini hakkaniyetle andığımız pek çok hocamızı gerçekten ağır eleştiriyor. Ama bunu onların şahsiyeti için değil, daima Türklük için, Türk milleti için yapıyorum diyerek bunu da söylemiş. Ve biz de bundan alacağımız şeyler olursa, alacağımız perspektifler, amaçlar, ülkeler olursa bizim kazancımız ancak bu olabilir. Ben kısa kestim. Belki Abdülvahap Hocam çevirmek isteyebilir diye. Teşekkür ediyorum tekrar Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz biz de, ama vakit daraldı. Öyle mi Bayram Hocam? İnşallah YouTube'da daha sonra çevrilebilir diye düşünüyorum. Hocam benim açımdan bir vakit problemi yok. Yani ben keyifle dinliyorum yani. Zaten Kur'an'ı dinleyebilirim. Benim tam burada var. Cuma vakti yaklaşıyor, o yüzden. Dolayısıyla onu söylemek isterim. Ben çünkü paneller daha ayrıntılı konuşulabilir ama dediğim gibi böyle bir durum söz konusu. Teşekkür ediyoruz hocam. Tabii burada bir tek taraflı bir aktarma meselesi olduğunu söylemek lazım. Biz genelde Türk dünyasından, Türk şive ve lehçelerinden Türkiye Türkçesine aktarmaları yapıyoruz ama Türkiye Türkçesinden diğer Türk şive ve lehçelerine aktarmaların çok az olduğu, olanların da bizim gerçek anlamda kültürümüzü yansıtan yazar ve şairlerin olmadığını da altını çizerek belirtmek isterim. Bu bakımdan ufak bir katkı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, asıl herhalde şu anda dinleyeceğimiz birinci el kaynak diyelim. Danel Apay, sözlük hazır, siz geberemiz. Mikrofonun aşağısını. Mikrofonunuz aşırılgen. Apay. Danel Apay, sizin ekranınızda sol jakta tömende mikrofon bolu kerek. Mikrofonga uksaytın bir kunapka bolu kerek, basınız kerek. Sonda kızıl tüste. Ya, ana bir video kameraga uksaytın bir ikonka bolu kerek, tömende apay. Sizin solunuzda bolu kerek. So, ya, yani, boldu, açıldı. Bak. Tındayım. Kıymetli Türk kalımlar, bizden otanızın kalımları. Akeme arnalgan, Alkey Marğulanğa arnalgan konferensiyamızdı kuttu bolsın dep bastayım. Men kişine tolkınıp otırmın. Menin tüsüngenim bugün ülken oqığa bolıp jatkanına soğan kuanıp otırmın. Akemin Türk halkına, Türk kalımlarına erekşe közkarası bolatın. Bizden tuğustarımız dep aytatın. Obus turalı 6-8 ғасырларда қазақ жерінде түркі қағанаты болғаны туралы жазған ғалым. Біздің үйімізде түркі ғалымдардың жіберген кітаптар сақталып жатыр. Тұрсын Жұртбай және Данагүл Махат қызы әкемнің хат дүниесін зерттеп, солардың ішінде ең қымбат түркі ғалымдарымен хат арқылы араласқаны. Соларға шексіз ризалығымды білдіремін. Әкем ерекше адам болатын. Кейін жұмыстарды оқып, редактор болып түсіндім соны.
Әкем Әлкей Марғұлан ұлы ғалым болғанына өз көзім жетті. Әкем жұмыстан басқа нәрселерге қысықпайтын. Күнде кабинетінде 14-16 сағатқа дейін жұмыс істеп отыратын. Кей бір кезде мен түннің ортасында тұрып кабинетіне барып қалсам жату керек, уақыт кеш деп айтатынмын. Сонда сағат қанша болды деп сұрайтын. Сағат 4 деп айтатынмын. Кеш екен, енді жатармын. Сағат 6-да келсем, әлі де жатпадым деп айналайын. Қазір бір жұмысты бітіруім керек. Содан кейін жатармын дейтін. Азанда тұрғанда иншалла деп бізге айтатын. Содан кейін бетті жуып, тамағымды ішіп, тағы да кабинетке кететін. Кешкесінде 2 сағаттай далаға шығып келетін. Жаз шыққанда экспедицияға баратын күндері жақындап қалғанда көңілі көтеріліп жолға шығуға дайындалып жүретін. Экспедицияға шыққанда өзінің жаны жақсы көретін, зақынып жүретін сарыарқаға 2-3 ай болып қорғандарды қазып, молаларды туралы ақсақалдармен сөйлесіп, солардың естіген аңыздарды жазып жүретін. Әкем Ленинградта оқығанда Шығыстану бөлімінің түркология факультетінде оқыған, кезінен бастап архивтерге отыратын. Қазақ халқының жайында мәліметтерді жинап жүрді. Бұл бір талай ғалымдардың айтқаны. Архивке барсақ, біздің алдымызда Марғұлан сол архивте жұмыс істеген. Қазақ түрк халқының мәдениетін зерттеп, әкемнің өмірі өтті. Тағы тоқтайтын бір менің бақылау. Әкем Бегазы Дандыбай мәдениеті туралы жазып жүрген кітабы күні бойы отырып, кешке кабинетінен шығып диванға отырып домбырасына ойнап, әкем бізге қарамай қалын ойға түсіп отыратын. Сонда мен түсінгенім, сол жазып жүрген қалақ ежелгі заманда қалалардың тұрғандарын арасында жүріп тұрған сияқты. Әкем 70-ке толғанда академияның үлкен залында ғалымдар жиналып сондай тамаша өтті. Содан кейін біз әкемнің отбасы той Алматыда үлкен ресторанды өткізген біз. Бір рет тамақты бәріміз ішіп отырғанда әкем қалын ойға кетіп отырған сияқты. Сонда айтқаны, осы әлемде сұлулықты ең жақсы түсінетін халық француздар мен түрік пен қазақтар. Сонда айтты. Біз таң қалып үндемей қалдық. Енді қазір мен сол әкемнің сөзі дұрыс деп түсінемін. 70 жылын мерейтойына қарсы әкем орденмен марапатталды. 1-2-3 ай өткенде менен сұрайды. Дәмел, осы маған орден берген алдын ба? Маған соны нет деп береді айттым. Сені үкімет үйіне шақырып, сонда береді деп айттым. Сонда 2-3 күннен өткен сол орденді берді. Әкем соған ішқандай қызықып жүрген жоқ солар. Орден деп бір бергеніне. Сонда сонда жиналған адамдар жылы сөздерді айтып, ризалықтарынды білдіріп отырды. Сол тойдан кейін бір ай бойы әкемнің көңілі көтеріліп жүрді. Әкем 80-ге келгенде менен сұраған адам академияда жиналыс бола ма деп. Мен айтқаным, сен өзің ауырып жүрсің, соны көтере аласың ба? Әкем айтқан, айналайын, мен қоштасайын деп. Сол үшін жарты жыл өткеннен кейін бір неше күн бойы таңертең тұрғанда маған түсімде ата бабаларым кірді. Соған бізге сезімді жеткізейін деп тұрды.
Жана жылдын басында биздин үйүбүзгө бир нече кап ет келди. Акемнин жүзүнө карап бир түрлү болганына түшүндүм. Менин асыма келди деп ой болган сыякты. 2 апта өткөнүнөн кийин акем дүйнөдөн өзүп кетти. Акем Аргулан алемде бир тамаша адам болду. Казак түрк халыктардын маданиятын зерттеген улуу ғалым болду. Менин түрк ғалымдарга бир усунушум бар. Акемдин индекстерин түрк тилине аударып чыгарууга керек болуп тур. Сизден сол маселеге орундоо үчүн сизден көмөк сурайм. Акемдин индекстери Түркияда чыкса, Türkiye halkı sularımın tanısıp, benim sonday maksatım orındalsın deyip sonu aytayım. Köp rahmet sizlerge barınızge. Jaksı sözlerdi aytıp, akem turalı, osu konferensiyanı ötkizip, köp rahmet sizler. Sizge rahmet. Sizge rahmet. Bayram Bey, bir müsaade olursa kısa bir özetleyeyim. Çok önemli vurgu yaptı Sayın Apayımız. Apay, sizin sözünüzü kıskaça Türkler düşünsünde kıska avdarıp veremin. Çok değerli bilim insanları, bugün babam için yapılan bu toplantı için çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Babam Türkleri çok severdi. Türk Hanlığından her zaman bahsederdi. Türklerin de bunun ahfadı olduklarını. Evde de hep raflarda Türk bilim insanlarının eserleri, kitapları bulunurdu. Sonradan büyüyünce anladım ki benim babam özel bir insandı. İlimden başka hiçbir şeyle meşgul olmadı. Bazen geceleri sabahlara kadar çalışırdı. Bir keresine baktım saat 4 olmuş, babam çalışıyor. Ya baba yat, geç oldu. Kızım saat kaç oldu? 4. Aa 4 mu? Peki yatayım dedi diyor. 6'da baktım hala çalışıyordu diyor. Böyle çalıştığı zaman zamanı unutuyordu. Yazları keşif gezilerine çıkardı. En çok sevdiği Sararka. Kazakların engin bozkırlarına gitmeyi severdi. Orada 3 ay kalırdı. Gençliğinden itibaren arşivlerde çalıştı. Diğer bilim insanları şunu derdi. Biz hangi arşive gitsek mutlaka bizden önce Erkay Margulan o arşive gelip gitmiş olurdu. Çalışma arasında dombra çalardı. Dombra çaldığı zaman derin düşüncelere dalardı. 70 yaş kutlaması çok geniş, çok büyük oldu. O kutlamada babam dedi ki dünyada Fransızlar, Türkler ve Kazaklar güzelliklerden iyi anlar diyordu. Kendisine nişan madalyalar da verdi. 80 yaşına geldiği zaman bana sordu. Kızım, İlimler Akademisi benim 80 yaş günümü kutlayacak mı? Ya baba dedim diyor, ya sen rahatsızsın, hastasın. O toplantıya nasıl katılacaksın? Öyle bir şey olsa bile dedim. O zaman şöyle dedi. Kızım ben toplantıya katılıp ilim adamlarına veda edeceğim demişti. Daha sonra kısa bir sürede de vefat etti. Sözlerinin sonunda Sayın Danel Apayımız, Deney Halamız şöyle bir teklif yapıyor Türkiye'ye, Türk bilim insanlarına. Babamın eseri diyor, Türkçe'ye çevrilsin diyor. O Türkleri çok severdi. Onun eserlerini Türklerin okumasını istiyor. Bunun için sizlerden yardım istiyor. Ve bugünkü toplantı için de çok teşekkür ediyor. Böylece Apay'ımıza biz de teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattı. Apay, biz de size rahmet aytamız. Öte kundu melmetler verdiniz. Bizim bağdarlamanın mertebesini kotardınız. Köp köp rahmet. Sizge rahmet, köp köp rahmet. Teşekkür ediyorum. Evet, bence çarpıcı tarafı tabii hepsi çarpıcıydı ama eserlerin Türkiye Türkçesine kazandırılması, hala Erkay Margulan'ın eserleri Türkiye'de farklı sosyal bilimler alanında birçok insan kullanıyor. Eğer böyle bir çalışma başlar ise biz de enstitü olarak, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yerine getiririz diyorum. Hocalarımız, yöneticilerimiz burada. Tabii bana verilen sürenin üzerine çıktık şu anda. Bir soru cevap kısmına herhalde vaktimiz kalmadı diye düşünüyorum. Ama ben sözü son olarak müsaadelerinizle Avrasya Araştırma Enstitüsü. Cengiz Hocam, sizin bir katkınız var mı? Son bir katkınız. Öncelikle onu bir sorayım. Bizde. Var var. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Güzel oldu. Kanela Pay. Aytasın mı?
Hattar bar idi Türk galimlerinin. Osı Danagul Mahat kızı kelim deyip, tağı solardı köreyim deyip, solardı jumısqa barını jibereyimiz, zerteyimiz deyip, aytkan sözü bar. Bar bizde. Rahmet. Ben müsaade ederseniz son sözü Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Bakır Süver hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Sizin sözünüzle de programı tamamlıyoruz. Buyurun. Çok ediyorum. Tahmin ediyorum yani bu kadar sözden sonra herhangi bir söz söylemek çok uygun olmayabilir. Çok değerli burada sözler ve belgeler, bilgiler paylaşıldı. Ben başta Sayın Rektör Vekilimize himayeleri için çok teşekkür ediyorum. Türkoloji Enstitüsü'ne organizasyona verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Abdülvahap Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Avrasya Gumilev Üniversitesi'nden Danagül Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Diğer tüm katılımcı hocalarımıza, Danel Hanım'a, Nusret Bey'e özel teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah biz de Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak yani elimizden gelen ölçüde bu tip çalışmaları desteklemek düşüncesindeyiz. Tekrar tekrar tebriklerimizi sunuyoruz katılımcılara. Çok değerli bilgiler paylaşıldı. İnşallah bu bundan sonraki çalışmalar için de bir öncü nitelikli çalışma olmuş olur. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben de başta rektör vekilimiz Profesör Doktor Cengiz Tomar hocamız ve bütün hocalarımıza, katılımcılarımıza tekrar teşekkür ederek programı burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler, çok teşekkürler. Hayırlı cumalar, Allah'a ısmarladık.